İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde GIMP ile bir basit örnek inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz örnekte 3 resimimiz var. 3 tane resim hazırladım. Bunları GIMP'te layer'lar olarak alacağız ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyeceğiz. Resimleri şöyle inceleyecek olursak, çok basit, sadece birbirlerinden basit bir şekilde renk ve biçim olarak ayırt edebileceğimiz 3 tane resim. Şimdi GIMP'imizi açtık. 2.8 versiyonu. Boş olarak açıldı. File, Open as Layers. Yani 3 ayrı dosyayı layer'lar şeklinde GIMP'in içerisine almak için bir komut kullanıyoruz. Open as Layers dedikten sonra o 3 tane dosyayı bir elin kontrol tuşuna basılıyken 3'ünü birden seçip Open butonuna tıkladım. Şu anda 3'ü birden geldi. Fakat biz sadece ekranda bir tanesini görüyoruz. Çünkü layer'ların çalışma şekli sağ taraftaki layers kısmı açıkken şu gösterdiğim yerdeki alttan üste doğru sıralanarak gider layer'lar, yani resim dosyaları. Aslında ilk olarak en altta biz şu anda göremiyoruz. Yeşil renkli 3 yazılı olan resim dosyası var. Onun hemen üstünde kırmızı 2 var. En üstte de şu an bizim gördüğümüz bir siyah 1 var. Peki bu şekilde 3 tane layer'ı almamıza rağmen sadece en son 2 layer'ı ekranda görebiliyorsak diğer 2 tane layer'ı yüklememizin bize ne faydası var diye düşünecek olursak hemen incelemeye başlayalım. Şu anda en üstteki layer diğer alttaki 2 ve 3'ü kapattığına göre alttakileri görebilmemiz için yapabileceğimiz birkaç şey var. Bir tanesi en üstteki layer'ı, yani bir siyah bir layer'ını scale komutuyla bir miktar küçültecek olursak alttan hemen 2 yazan layer'ı görmeye başlayacağız. Hemen yapalım. Sol taraftaki scale tool'u kullanacağız. Yalnız önce şu 1-1-1 yazılı layer'ı seçiyoruz. Yani hangi layer'a scale işlemi uygulayacaksak o layer'ı seçiyoruz. Onu seçtikten sonra sol taraftaki scale tool'u, yani scale aracını seçiyoruz. Onu seçtikten sonra resim içerisinde herhangi bir yerdeyken mouse'un sol butonuna tıkladığımız zaman GIMP bize en üstteki layer'ı daraltıp genişletebilmemiz için köşe noktalarıyla beraber yeni bir düzen ekrana getirdi. Mesela bunu sol tarafa doğru daraltırsam eğer ben bir tarafından tuttum, bu şekilde daraltıyorum. Bu daraltma esnasında diğer kısımda da siyah bir gözükmesine aldanmayın. Şu an için işlemi henüz tamamlamamış olduğumuzdan ötürü o şekilde gözüküyor. Eğer mesela ben bunu şu kadar daralttıktan sonra scale düğmesine basarsam artık bir yazan en üstteki layer'ı daralttığımız için alttaki hemen bir altındaki kırmızı 2'yi yer açtığımızdan dolayı oradan gözükmeye başladı. Şimdi aynı işlemi de onun 2 için yapalım. Böylelikle en alttaki 3 yazanı biraz görelim. Mesela şöyle orta kısımdan. 2'yi tıklıyoruz sağ taraftaki layer kısmından, çünkü ona bir işlem yapacağız. Sol taraftan scale tool'u tekrar seçiyorum ve yeniden resmin içerisinde bir yerdeyken mouse'un sol butonuna tıkladığım zaman bu sefer de kırmızı 2'yi daraltabileceğim. Bunu da sağ tarafa doğru daraltıyorum bu şekilde. Yine ortada kırmızı 2 gözükmesine aldanmıyoruz, çünkü işlemi onayladığım zaman oradan da yeşil 3 gözükmeye başlayacak. Scale butonuna bastım ve böylelikle şu anda her 3 layer'ı da birer bir miktar değil de scale edilmiş şeklinde görüyoruz. Biri şu şekilde bir alanda, 2 iyice küçük bir alanda. 3'e hiç dokunmadık. Onun da boşta kalan kısımdan aradan ne kadarını görebilirsek o kadarını görüyoruz. Bu layer'ları bu şekilde görebilmenin bir yolu. Şimdi başka bir yolunu deneyelim. Ctrl Z ile normal durumuna geri getirdim. Yine ilk ekrana yerleştirilen 3, onun üstüne 2, en sonunda 1 yerleştirildiği için biz sadece 1'i görüyoruz. Bu sıralamayı değiştirecek olursak,
Ki onu şöyle yapıyoruz. Mesela buradan bir numaralıyı alıp sürükle bırak tekniğiyle en alta sürüklersem sıralamasını değiştirdim. Bir en alta geldi. Onun üstünde 3, onun üstünde 2 var. En üstte 2 olduğu için biz 2'yi görüyoruz. Alttakileri yine göremiyoruz. Şu göz resimlerine tıklayacak olursak, mesela kırmızı 2'yi görüyoruz biz şu anda. En üstte o olduğu için. Onun yanındaki göz resmine tıklarsak onu görüntüden kaldırmış oluyoruz. Ondan sonra sırada 3 var. Bu yüzden 3'ü görüyoruz. Eğer 3'ün yanındaki göz resmine de tıklarsak geriye zaten bir tek en alttaki 1 kaldı. Doğal olarak onu görüyoruz. Eğer onun da göz resmine tıklarsak bütün layer'ları görünmez visible halden çıkardığımız için hiçbirisini göremiyoruz. Tekrar onları ben eski haline getirdim. Yine sıralamaya göre en üstteki 2 olduğu için onu görüyoruz. Şimdi geçici olarak şu 2'yi devre dışı bırakalım. Şu anda görünebilecek olan 2 tane layer var. Bir tanesi siyah 1, bir tanesi de yeşil 3. Şimdi ilk yerleştirilen ekrana şu alttaki siyah 1. Ondan sonra onun bir üstünde yeşil 3 var. O da görüntüye geldiği zaman onun herhangi bir transparency kısmı olmadığı için tamamen 1'in üzerini kapatıyor. Ama bu illa böyle olmak zorunda değil. Çünkü 1 ile 3'ü bir şekilde birbirine karıştırma şansımız da var. Yukarıdaki mod seçeneği bunun için pek çok seçenek içeriyor. Bunları şimdi sırayla deneyeceğiz. Yalnız önce ondan önce transparency'den bahsetmiştim. İlk olarak onu göstereyim. 3 numaralı layer'ı seçtikten sonra yukarıdaki opacity değerini eğer alıp aşağı doğru azaltacak olursak, şimdi yaptığımız işlem yeşil 3 olan resmi bir miktar transparent yaptığımız için alttaki siyah 1'i görebilir hale geliyoruz. Opasiteyi tamamen sıfıra getirdiğim zaman 3 numaralı resmi tamamen yine şeffaf hale getirdiğimiz için o neredeyse şu göz resmine basıp da onu tamamen görünmez hale getirdiğimizde aynı anlama geliyor. Opasiteyi sıfıra getirmek. Yeşilin opasitesini tekrar arttırırsam onu yine bir miktar görünür hale getirmiş oluyoruz. Ortada bir yerde bırakalım onu. 2'yi tekrar devreye sokuyorum. Ben 2'yi devreye sokar sokmaz onun gene en üstte olduğu için kırmızı 2 ve herhangi bir transparent tıklayalım onu. Transparent değeri olmadığı için yani opasitesi %100 olduğu için yine o ötekileri tamamen kapatıyor. Ona da demin yaptığımız işlerin aynısını uygulayalım. %100 olan değeri azaltıyoruz. Ve onu da yaklaşık %50 gibi değere getirdiğimiz zaman tekrar bakalım. En alttaki siyah bir %100 opasiteye sahip. Çünkü zaten onun altında başka resim yok. Yani bir yazan resmin üzerini kapatacağı başka bir resim yok. O zaten en alttaki resim. Yani onun opasitesinin %100'den daha az olması sadece arka planda o siyah beyaz grid şeklinde gördüğümüz transparent tabakanın temsili resmini görmemize neden olur. Onun için onu sonuna kadar açıyoruz. Ama ondan sonraki yeşil 3'ün opasitesi %100 değil. Ve ondan sonraki kırmızı 2'nin de opasitesi %100 değil. O yüzden onları hem onları görüyoruz hem de onların altında kalanları da o transparency değerleri sayesinde görebiliyoruz. Evet, bu şekilde layer'ların çalışmasını inceliyoruz. Bir de yine bir tane resmi devre dışı bırakalım. İki resimden çalışalım. Şu anda 1 ve 3 aktif. Ve 3'ün opasitesi %50 civarında. Eğer 3'ün opasitesini tamamen 100'e getirirsek, yani hiç şeffaflık vermezsek alttaki 1'i görme imkanımız yok demiştim. Ve şeffaflaştırdığımız zaman hem 3'ü hem 1'i görüyorduk. Şimdi bunu bir de yine en sonuna kadar getirelim. Yani şu anda sadece 3'ü görebiliyoruz. Ve yukarıda da bu 3 seçiliyken mod diye bir kısım var. İşte bu layer'ların, o an seçili olan layer'ın bir alttaki layer'ın üzerine hangi yönteme göre ilave edileceğini söyleyen bir seçenek. Mesela burada multiply seçeneğini tıklayacak olursak multiply çarpmak demek. Onu kullandığımız zaman 3 numara 1 numaranın üstünde olmasına rağmen
Sırf bu yukarıdaki mod multiply olduğu için yine de her ikisini birden görebiliyoruz. Opacity gene aynı şekilde çalışır. Eğer opacity'yi sıfıra indirirsek 3 tamamen şeffaflaşıyor veya arttırırsak tamamen görünür hale geliyor. Onda bir değişiklik yok. Ama diğer modları tek tek inceleyecek olursak Burn normalle aynı çalıştı. Ama en yukarıdan başlayalım. Normali biliyoruz. Tıkladığımız zaman normali tamamen üstteki layer neyse o gözüküyor. Ama bunları siz de kendiniz tek tek inceleyecek olursanız bazılarının karıştırma mantığına göre, algoritmasına göre değişik sonuçlar elde edildiğini görebilirsiniz. Birkaç tanesini seçelim. Edition dedik. Darken only. Bu biraz multiply'a benziyor. Multiply ile aynı. Burn sadece bir. Overlay sadece bir. Soft light ve bu şekilde. Mesela hard light biraz değişik. Hard light'ta 3'ü görüyoruz üstteki ve onun alanı içerisinde kalan alttaki 1'in kısımlarını görüyoruz. Yani bunlar tamamen olabilecek tüm olasılıkları burada koymuşlar. Difference da bu şekilde. Böylelikle bunu tekrar eğer normale getirecek olursak en yukarıdaki default da bu şekildedir zaten. Ama siz daha değişik bir karışım istiyorsanız daha değişik bir mod seçebiliyorsunuz. Böylelikle basit bir şekilde birden fazla layer ile çalıştığımız zaman bu layer'ların nasıl sıralandığını ve birbirleriyle olan ilişkilerinin nasıl ayarlanabildiğini görmüş olduk. Tabii ki hepsi bu kadar değil ama bu gene de önemli bir kısmıydı. Dersimiz de burada bitti. Hepinize iyi günler.